Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için arkadaşlar kendi içmiş olduğum fincanımı kapatıyorum ama kolektife niyetleniyorum. Sizler de kendi yüreğinizden geçirdiğiniz konuyla alakalı sınandığınızı düşündüğünüz neyse derdiniz. Bugün ne, nereden hangi konuda cevap bekliyorsanız kendi içinizde ona niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bizlere fincanımız. Öncelikle e hepimizin sınandığı tabii ki de bir sürü konu var arkadaşlar. Siz kendi yüreğinizdekini, niyetlerin kolektif adına olduğunu unutmayın. Uyanları alın, uymayanları da evrene gönderin arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum. Sizlere yorumlamaya başlayacağım. Hepimizin tabii ki de yüreğinde bir yangın yeri olduğu bir sıkıntımız elbette ki var. Hepimiz farklı yerlerden sınanıyoruz. Ama hangimizin yüreği daha çok kanıyordur? Onu bilemeyiz. Böyle bir yürek ölçerimiz yok. Hep söylüyorum bunu. Kendi yüreğinizdekiyle sınanın arkadaşlar. Niyetlenin. Sınavımızı atlatalım inşallah diyorum. Ee, şimdi. Tabii ki de önce ben geçmiş tarafından başlayan bir yorumcuyum. Yani bizi biz yapar tecrübelerimizdir ama son zamanlarda yaşanılanlar mutlaka etkisi olan her şey mutlaka yansır bir fala. Şöyle bir sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Aslında falınız oldukça açık aydınlık yani e, mücadele ederken üstesinden gelebileceğiniz şeylerin olduğunun müjdesini veriyor. Şöyle bir tur attıktan sonra geçmişte başlayacağım. Şimdi yüreğinizin ciddi anlamda sıkıntı yaptığınız bir konu aslında böyle akıp gitmiş. Yani siz yapamaz mıyım ya e olmaz mı demiştiniz sanki bazı şeylerle ilgili. Ama aslında akışta kalmış ve gitmiş. Yani kul kurar kader güler derler ya. Siz de atamaz mıyım dediğiniz bir noktayı aslında akışta baktığınız zaman atabilmişsiniz. Yüreğinizin al yani şöyle birisiyle karşılıklı konuşuyorsunuz bakın burada. Ama altı tamamen bomboş ve ıı, bilinmezlik şeyi gibi. Şuradaki kalbi görüyor musunuz? Ee, bu bir kalp. Ama kalbin ucundaki kişi çok silik. Ve siz burada kafanızı artık geleceğe döndürmüşsünüz. Bu sizin geçmişte sınandığınız bir nokta. Nedir kalp kırgınlığı? İlla partner olmak durumunda değildir. İlla karı koca gibi e, evliliğinizle sınandıysanız yansımıştır ama. İlla bu o anlamda da yorumlanmayabilir. Kolektif olduğu için yani söylüyorum. Bir kalp kırgınlığınız çıkmış ama mesela. Ki özellikle sizin arkanızda bırakmak istediğiniz kişi yalvar yakar pozisyonda. Sizin de aklınız onda, yüreğiniz kırgın ama artık eskisi gibi olamayız diyorsunuz siz. Yani amcanıza da kızdıysanız, kardeşinize de kızdıysanız, eşinize de kızdıysanız artık eskisi gibi değil istiyorsunuz. Nitekim kendi hayatında devam edeceğim dediğiniz bir kalp kırığının geride bıraktıktan sonra, şurada kafanızda oluşan bir ay böyle hmm, bir yuvarlak oluşmuş orada. Birisinin kafasında ama karşınızdaki insan size dokunamıyor, uzakta kalıyor. E, bu sizin iç dünyanızdaki, e, hani evlenmeyi düşünmüş olabilirsiniz, evlilikte kırıldığımız için olabilir. E, ya da zaten evlilik niyetinde olabilirsiniz artık. Yani aklınızdaki kişiye ilgi duyuyor olabilir ve bununla geleceği taşımak istiyor olabilirsiniz ama kafanızda oluşan bir halka çıkmış. Şimdi bu halka dediğim şeyin yanında bir sürü insanın söylemleri var. Birileri hep böyle bununla ilgili konuşmuşlar öyle söyleyeyim size. Ee, ve de siz burada net bir şekilde bu bir para arkadaşlar. Ama altında küçücük kaldığınız bir para yani ya çok büyük bir para ihtiyacım var. Düşünseniz evlilik düşünüyorsunuz ama çok para ihtiyacım var ya diye diyebilirsiniz. Ya da şu borcum bitsin de evliliğim toparlansın diyebilirsiniz. Ya da işte hani şu borcu ödersek oğlumu da evlendireceğim de diyebilirsiniz elbette ki. Bunun dışında gözler var. Sizi gözle, gözle. Özellikle parayla ilgili arkadaşlar şurada bir ay öncesinde özellikle bir buçuk belki ay öncesinde bir para mevzunuz varmış. Bu para mevzusu insanların sizi gözlemlediği bir mevzu. Çok da laf var kafanızdaki o halkayla alakalı. Evliliğinizle yuvanızla alakalı. Ve de o para size gerekli. Gülen bir yüz ama gözleriyle süzen bir kişi görüyorum burada. Etrafınızdaki insanlara her sakallı dedem değil mantığıyla bakmak faydalı olur. Çünkü şuradaki para ve siz. Yani siz küçüktünüz. Para da büyük küçüktü. Biraz daha büyük kalıyordu. Ama burada hem siz büyümüşsünüz hem para büyümüş. Yani artık gerçekleştirmek istediğiniz bir e, matiyat bu. Ama maddiyatın yanında beliren bir dosya görüyorum, kısa bir dosya ya kısa süreli bir celsede bir casette bitecek bir şeymiş gibi de değerlendirilebilir o tabii ki de. Ya da arkadaşlar çok net bir şekilde sizin parasal konuları artık üstesinden gelebilecek gücü tutmuşsunuz ama para da biraz büyümüş. Şimdi geçmişinizden gelen aslında bir parasal mevzu, bir yeri iki üç kişi konuşuyor, bir kişi de arada kalıyor böyle. Ee, ve burada izleyen kişi yine çıkmış. Ee, ne ni için e, bu para konusunun olduğunu sizin Tabii ki de cevap sizde ama bu para mevzusu bir kere kafanızdaki halkayla bağlantılı bir. İkincisi de kesinlikle gözlemleneceksiniz. Bu da iki. Yani birileri sizin ne yaptığınızı hep izliyor durumda. Para konusuyla ilgili sizin ve paranızın da büyümüş olması hem kendi cesaretinizi toplamışsınız, Büyümüşsünüz gibi yani. Hem de biraz para mevzusu da umduğunuzdan daha fazlası. Yani borç ödemeniz gerekiyorsa 3 lira borç ödeyeceğim sanmayın 5 lira borç ödenecek diyebilirim. alacaksınız da 3 lira değil 5 liraya çıkmış alacağınız. Bununla alakalı zaten geçmişten süre gelen bir konuymuş gibi çıkmış burada tam olarak. Baktığım zaman bazı şeylere gerçekten e, hiç... E, Beklemediğiniz bazı şeylere gebe öncelikle şu önümüzdeki 15-20 gün. 3 kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Tam olarak karşılıklı demek doğru değil. Birisi sizin düşüncelerinize yetemiyor bile. Birisine gidip hesap soracakmışsınız gibi. 3 kardeş olduğunuzu varsayalım. Birisi hiç izleyecek yani sizin dahilinizde değil. Siz gidip birisine Net bir şekilde hesap soruyorsunuz ama arada kalacak olan bir iki insan başı çıkmış. Tek bir beden, iki kafa gibiler. Ya kararsız bir insan sıkışmış ya da zaten kökü olan bir çift de diyebiliriz. Evli bir çift de diyebiliriz aradaki kişiye arkanızda yani karşınızdaki insanın arkasında saklamaya çalıştık kolunu uzatmış böyle bir dakika sen görme gibi sizden bir şeyler gizliyor bir yüzleşme yapmak durumundasınız ama karşınızdaki insanın bu parasal bir yüzleşme arkadaşlar açık olmayacağını öngörüyor bu fal yani diyor ki sen şurada iki hafta sonra ki birisi dahil olmayacak zaten. Sen gidip konuşursan konuşursun. İki kişi arada kalmaya çalışacak. Evet. E ama o bir tanesi senin tezat olduğun ya da hesap sormak istediğin kişi senden bir şeyler gizliyor. Haberin olsun diyor bu fal size. Eliyle arkasında tutuyor çünkü sizin görmenize engel ve o görmenize engel olan kısmı da sizin yine paranız hakkınız olan para. Yani para bölüşme söz konusu olacak ama hakkınızı alıp almadığınız doğru sorgulayın. Aslında umduğunuz kadar da kabuslu değil burası. Yani o para sizin rızkınız ne yaparlarsa yapsınlar alacakmışsınız gibi. Yine bir yüz görüyorum. Bu falda çok fazla yüz var. E, bu yüzlerde sizin hayatınızın gidişatını takip eden ama eğer iyiseniz mutlu olmayın insanlar. Yani dostlarınıza dikkat edin. E, anlattıklarınıza dikkat edin. Dost bildiklerinizden darbe yiyebilecek kadar fazla kötü niyetli yüzler var burada bu falda. Şimdi burada baktığım zaman eğilmişsiniz, yorulmuşsunuz demektir bu. Ama geçmişe doğru yorulmuş ve eğilmiş çıkıyorsunuz. Kafanızdaki bir fikir oluşuyor. Yani ben çok fazla yoruldum. Şuradaki geçmişinizden gelen görselle şuradaki geçmişinizden gö gelen görsel aynılar arkadaşlar. Bu sizin e ezelden gelen, evelden gelen e belki çok büyük geçmiş 10 sene öncesinden bahsediyor değilim elbette ki ama bir süredir halletmeye çalıştığınız para mevzusu olduğu kesin özellikle 15 günü de 3 kişi olarak biri karışmamakla beraber bazı şeylerde etekteki taşlar dökülecek kesin ve birisi kesinlikle size doğruyu söylemeyecek yani bu falın uyarısı bu baktığımda özellikle nisanın sonunda arkadaşlar bu 2 aylık bir döngü vermiş 1.5-2 ay kadar sınanabilir ve bu konuda mücadele edebilirsin diyor bu fal size nisanın sonuna geldiğimde de diyor ki sen bu bir yani bu, bu süreç sizi yoracak öyle bu Hanım çok pozitifsiniz dersiniz ya bana hep kimisi de hep diyor ki ne kadar pozitifsin hep <laughs> pozitif midir hayat aslında bizim nereden baktığımızla alakalı ama bu falda tam olarak bu noktaya değinmiş yani senin mücadelen var diyor bu kaçınılmaz olan kısmı e, yorulacaksın da biraz diyor bunu hazırlıklı ol ama Nisan bittikten sonra Mayıs ayınıza baktığımda yine belirsizliği olan yine tıpkı şuradaki gibi geçmişinizden gelen ama yine sizin rızkınız ve kısmetiniz olan bir konu. Bir büyük kısmı halledilmiş ikinci kısma geçilmiş olacak. Yani diyor ki bana sen ev alabileceksin evi alırsın da diyor sonrasında arabayı düşüneceksin. Ve bu bir şey hani ikinci bir kısmı var bu işin diyor. Ve sizi yine bir mücadelede gören insanın dilini çıkartarak gördün mü bak yine mücadeleye gireceksin dediğini görüyorum. Ee, şey gibi boks dersek ilk round bitiyor da ikinci rounda da siz mayıs ayında bir hazırlıklı olun derim. Ee, birileri inanın ki sizi çok fazla şu şuradaki arkadaşlar sıçramıştı buna. Bunun bir kısmeti var. O yüzden bu bir e, balon gibi. O yüzden ben bunu böyle bozmadan dökeceğim. Şöyle dökmek istiyorum tam tepenizde gelecek noktanızdaydı çünkü ee, bu sizin kesinlikle e, kapadokya balonu gibi çıkmış farkındaysanız hayalini kurduğunuz içindeki kişiyi barındıran aslında bir kısmet hani siz yapar mıyız ki eder miyiz ki dediğiniz bir şeyin gerçekleşeceğini müjdesi o da yaz sonu vermiş eylül'e doğru özellikle ee, şimdi en son mayıs ayında dedik ki bir rant söz konusu olacak bakalım neymiş aslında e, gelecekteki o e, mesaj konuşulacağınız yönünde çok gözünüz var ama şimdi göstereceğim size bir tane göz var. Bariz çıkmış zaten. Şimdi siz de olsaydınız böyle yaparak ne kadarını damlatabilecekseniz o kadarını ben de destekliyorum. Tabii ki de kendi kısmetini engellemeyecek şekilde. Ama şu düşmek üzere olan bir sıkıntınız ve düştü. Şimdi arkadaşlar şöyle öncelikle gözünüzü göstermek istiyorum. Bariz bir şekilde göz var bu falda. Bariz bir şekilde takip ediliyorsunuz. Dedik ya hani Mayıs ayında ikinci rant dediğimiz kısım başlıyor. Aslında sadece başlama arifesinde. Yani siz diyeceksiniz ki bunu yeni hallettik o da dura dursun. O ne kadar duracak deseniz Mayıs Haziran Temmuz Ağustos hani şu kısmet balonu bence kesinlikle onunla alakalı çünkü sizin sadece konuşulacak oluşunuzla ilgili ve zaten bu benim dediğiniz bir şeymiş gibi çıkmış. Çatısı var o şeyin içinde bir iki kişi karşılıklı balon gibi görünüyor ama evin çatısı çıkmış. Ev mevzunuzla alakalı bir şey olur mu dediğiniz mayıs ayında kişiler gülerek hatta oh be bak görüyor musun yine sizin başınızın belada olması ya da bir uğraşa girmeniz birlerini mutlu ediyor arkadaşlar Çevrenizde çok imsan ruhlar yok söyleyeyim yani ruhtan kastım bir kişi olarak değerlendireyim ruhu ve zihniyeti temiz değil. Yani sizin mutsuzluğunuzla mutlu olabilecek bir ruh beden yani bir düşünce zihniyet uzak dursa keşke herkesin hayatından. Diyeceğim şudur ki sizin bu ikinci kısmınız kesinlikle yaz sonu netleşecek ama hayrınıza netleşecek diyor bu fal. Kariyer hayatınızla ilgili Güzel bir uğraş içerisinde gösteriyor. Rutin diyor ve önü açık diyor. Tamam mı? Yani kariyer hayatınızda polisseniz de, bir meslek, beyaz zekaysanız da, bir fabrikada çalışıyorsanız, memursanız, ne iseniz, ev hanımıysanız da eşinizin rızkıdır. Hani bu hanenin rızkı olarak bakmak lazım. E Ben çalışmıyorum, ne olacak diyenler için cevabı bu olsun. Ha, okuya da bilirsiniz. Okul hayatınızla ilgilidir belki de bu görüler. Hani rutin gider. Hani... E Olanı hallederek ilerliyorsun. İki kişi karşılıklı bir konuşma var. İnatçısın çekicini çekmiş ama onun yönün temiz. Haziran itibariyle kariyer. Haziran it hani şöyle söyleyebiliriz mesela. Hazirandan sonra tatile giden bir öğrencinin görseli de olabilir. Çünkü Haziran sonra temiz veriyor. Haricinde burada aslında aşk hayatınızla, hani evlilik hayatınızla, evladınızın evliliğidir, sizin kızınızın evliliğidir, sizindir bilemiyorum ama. Ee, burada şöyle bir şey görüyorum. Ee, sanki bazı bir dönemin öldüğü kesin. Yani bir dönem birilerinin arkada kalacağı kesin. Ee, bir vefat durumu sonrasında ikinci evlilik söz konusu olduğu için midir? Yoksa birisini siz içinizde öldürmüşsünüzdür de asla artık taviz vermem dediğiniz için midir bilmiyorum. Ama bir dönemin kapandığı kesin. Şimdi buradaki insan şu hatta şurada en sonunda baktığım zaman bakın şimdi şurada bir ağırdan gelen bir kısmet var. Burada kapanmış bir sayfa var. Burada arkasını dönmüş bir insan görüyorum. buradaki kişi de kafasını koymuş ve bu çiftin birlikteliği için çok çabalıyor. Aracı olduktan sonra belki de bir vefat yaşanmış. Ama onun vefatından sonra iki tane evladı işte tanıştırdık görüştürdük diyor. Ve belki de kendi oğlunun düğününü tek yapıyor. Buradaki kadın ya da erkek cinsiyet görmüyorum. Birisi arkasını dönmüş. Yani bir ayrılık sonrasında bir ayrım var burada. Bu ayrım sonrasında yaza doğru özellikle buradaki ikilinin e, karşılıklı olduğunu görüyorum. Ya anne baba vefatı gibi bir haber midir sizce bu? Tabii ki de kolektif olduğu için bir şey söyleyemeyeceğim ama e, kol, yani şöyle bir kişi adeta e, işte yani eski sayfayı kapatıp yeni sayfa açmak aslında buradaki mesaj. Eski sayfayı nasıl kapatıp açarsınız bilemedim. Bana kalsa burada artık eskiden bana aşk acısı yaşatan o kişiyi unutuyorum ve bu kalabalıktaki bana tanıştırılmış olan kişiyle yoluma bakmaya karar verdim. Yeni sayfa açtım enerjisi. Ama bunu her, her şekilde değerlendirilebilir de tabii ki de. Bu da kolektif olduğu için daha fazla detay verip kafanızda karıştırmayayım. Ama birileri e, ruhen yani artık tamam sen benim için yoksun artık dedikten sonra hani e, aldım enerji bu açıkçası. Bir aşk acısı sonrasında tıpkı ben şu yaşındayım aşka ben hayatta aşka ne gerek var ya sürekli aşktan bahsediyorsun diyen arkadaşlarım da oluyorlar sanki sadece hep aşktan anlatıyormuşum gibi e, bu fal ne dediyse ben onu size söyledim O falda da diyor ki sen ikinci bağrını niye yaşamayasın sen ne dersen de kul kurar kader de güler arkadaşlar diyor aslında aşk tarafındaki görsel bu aşk acısı çekiyorum sözümü attım nişanımı attım bir daha evlenemeyecek miyim diyen genç arkadaşlarıma da Tafen bunu söylemiş bulunmaktayım. Hakkınızda hayırlısı neyse de olsun isterim tabii ki de. Bugünlük gördüklerim böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Falamın da sonuna gelmiş bulunmaktayım. her sonundaki olumlamalarım da hep aynı olduğunu söylemişti bir arkadaşımız. Çok da haklı ama aslında ben burada sohbeti zaten yeni katılan arkadaşlarımın da hayata bakış açısının evrene gönderdiğin enerjiden geçtiğini bilmesi adına yapıyorum. Yani bir bedduaya alışkanlık etmek o yüzden hep derim. Beddua etmeyin negatif enerjisini üstünüze almayın derim. Çünkü negatif enerji gerçekten evin bereketini dahi e, körelten bir enerji. Naçizane sadece tavsiyem buradakiler benim. Uygulayıp uygulayamamak tabii ki de sizin tercihiniz. Sonundaki belirteyim sonrasındaki sohbete katılmak istemeyen arkadaşlarım için belirtiyorum. Falım bitti. Ama ben sohbetime devam ediyorum çünkü sonuna kadar izleyen arkadaşlarım var. Yarın aramızdan umudumuzu yitirmememiz gerektiğini düşündüğüm için hatırlatma yapıyorum aslında. Sınandığımız süreçler devam ediyor. Herhalde daha da iyiye gidecek umudumuz bu. Bu yaz inşallah atlatacağız diye bakıyoruz haricinde insanlar gerçekten bugün yaşadıkları iflaslarda, aşk ayrılıklarda, işte dost kızıklarında anlatabiliyor muyum? Yani yüreğimizden, evlattan hayırsızlık görünce sınanıyor muyuz? Evet, yüreğimiz yanıyor mu? Evet ama bir kapı kapanıyorsa diğerleri mutlaka bir yerden açılıyor. Hani evladınızdan darbe yediyseniz evet tabii ki de sevinin demiyorum ama kendinizi de heba etmeyin diyorum. Çünkü o birey gidiyor dersini alıyor ve aslında geri geliyor onun öğrenmesi gereken bir şey olduğu için gitti hani böyle bakmak lazım ve bilin ki geri gelecek hatasını anlar gelir sobaya elini yaktıktan sonra öğrenir gelir ama bir şekilde bir kapı açılır derdiniz neyse ve en yakınlarınızdan alınan darbe çok yıpratıcı oluyor çok haklı olarak arkadaşlar ben naçizane size şunu söylüyorum beddua etmeyin e, sınav dünyası etme bulma dünyası yaşatan yaşayacak bu dünyadan gitmeden evvel siz buna inanın Arkadaşlar tabii ki de bugünlük bakımımın sonuna geldim. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Psikoloji diye katma sebebim bu süreçler insanları çok kırpaladı. Ve anlayış ve empati, iletişim sıkıntıları yaşıyoruz. Öfke patlamaları yaşıyoruz. Ayşe'ye kızıyoruz. Fatma'ya varıyoruz gibi böyle bir durumlarımız var bizim artık. Toplum olarak genel sorunumuz arkadaşlar bu. Maalesef. O yüzden diyorum psikolojik olarak da dikkatli olun diye. Haricinde burada oluşturduğumuz pozitif enerji sizlerin olsun arkadaşlar. Kapanmış kapılarınıza üzülmeyin. Yenileri açılacak elbette ki. Yarınlarınızdan umudunuzu asla yitirmeyin bunun için. Ve herkes kendi kalbinin ekmeğini yedisin. Siz kendi kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri en kısa zamanda bir elemen size koşa koşa gelsin diyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. En büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.